KaTürk'ten küresel bakıştan merhabalar değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Oldukça yoğun ekonomik bir takvimin içindeyiz halen diyebiliriz aslında. FED tarafından gelen bir karar vardı. Faiz artırımında 25 bas puan karşımıza çıkmıştı. Akabinde İngiltere Merkez Bankası'ndan da beklentilerle paralel 50 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Şimdi programın içindeyken ilerleyen dakikalarda da ECB kararını karşılıyor olacağız stüdyo konuğumla birlikte. Öncesinde globalde öne çıkan haberleri bir özetleyelim. Ardından oradaki analizleri sizlere aktarıyor olacağız. İlk haberimiz Ukrayna tarafından. Ukrayna'ya silah tedariğinde şu anda yeni bir rota olarak Asya'nın gözüktüğü bildirilenler arasında Genel Sekreter NATO'dan Stoltenberg bu hafta Güney Kore ve Japonya'yı seyahat edecek ve burada da oradan silah yardımlarını dile getireceğini biliyoruz. Avrupa ülkelerinin oluşturduğu örneğe işaret ederek Ukrayna için daha fazla askeri destek çağrısını zaten kendisi yapmıştı. Avrupa tarafından şu anda zikredilen hem Avrupa'nın kendisi için hem de Ukrayna için gerekli mühimmatın sağlanması konusunda belli zorlukların oluştuğu bu noktada da gözler Japonya'ya, Güney Kore'ye çevrilmiş durumda diyebiliriz. Fakat o kanada baktığımızda herhangi bir yeşil ışıkta gelmiyor silah yardımları konusunda bir ek uygulamanın konması konusunda. Fakat Batı'nın baskısının da burada eksik olmayacağı, önümüzdeki günlerde de Stoltenberg'in sözleriyle de yineleneceği karşımıza çıkan durum diyebiliriz. Batı Avrupa'da da aslında silah yardımları konusunda öncelerinde daha uzun süreli politikalar söz konusuydu. Fakat Rusya-Ukrayna savaşında oradaki politikaların da esnetildiği, yardımların esirgenmediği gözüktü ki önümüzdeki dönemde de sürecek gibi gözüküyor diyebiliriz. İngiltere tarafında faiz artışından bahsettik. 10 yılın en büyük grevine de gidildi. Maaş artışları talebiyle çift haneli enflasyonun üstünde bir maaş artışı talebi dile getiriliyor. Bunun yanı sıra ulaştırma tarafında gerek havacılıkta gerek taşımada çalışanların yine maaş konusunda ve çalışma saatleri konusundaki rahatsızlıkları dolayısıyla gittikleri grevleri takip ediyorduk. Şimdi de büyük yürüyüşlerle 10 yılında en büyük grevine imza atılmış olduğu ülkede diyebiliriz. Diğer bir haberimiz Biden'ın Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile görüşmesi. Borç limiti görüşüldü fakat bir sonuca bağlanmadı. McCarthy'den gelen mesajlar önümüzdeki süreçte müzakerelerin devam edeceği yönünde Amerika'nın çıkarına olacak şekilde. Fakat oradan net bir çıktı da şu anda gelmedi. Herhangi bir karara varılmadığını belirtirken McCarthy, Amerika'yı daha güçlü, güvenli ve dengeli hale getirmek üzere görüşmeler sürecektir. Harcamalar konusunda da bir sorun olduğuna işaret etti McCarthy ek olarak ve borç limitinin yükseltilmesi konusunda da mantıklı ve sorumlu hareket etme sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirmiş oldu. Öte yandan McCarthy'nin Tayvan'a yapacağı iddia edilen de bir seyahat var. O kısımda da Çin'le şu anda ABD arasında bir kriz var. Bu haberimizin altına onu da iliştirelim. Ve Çin'den de buna karşı olunduğuna ilişkin bir açıklama gelmiş oldu. McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olma süreci de sancılıydı aslında Amerika için. Belki de 100 yıl sonra ilk kez meclis başkanının seçilememesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şimdi de belli başlı sorunlarla uğraşıyor diyebiliriz aslında meclis başkanı da mecliste. Çin sorunu da planlanan ziyaretle birlikte ek bir mesele olarak listeye eklenmiş oldu diyelim. AB tarafıyla devam ettiğimizde enerji konusunda yaşanan sıkıntılar, öne çıkan engeller zaten süre gelen bir süreç. Gaz tüketimini düşürmeli şeklindeki açıklamalar ve farklı organizasyonlardan gelen yazılar söz konusu. Avrupa 2023 Gaz Görünümü başlıklı çalışması yayınlandı Brüksel'in, Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşunun. Bu yönde tasarrufa da ilişkin farklı politikalar zaten uygulanıyor. Gelecek kışı atlatabilmesi için Avrupa'nın doğal gaz tüketimini düşürmeye yönelik tedbirleri sürdürmesi gerektiği, aslında zaten düşürülen tüketimin bu şekilde kalması gerektiği önümüzdeki süreç için, önümüzdeki kış için Avrupa'nın kendisini garantiye alması için zikredilen diyebiliriz. Gelecek kış Rusya'dan boru hatlarıyla sağlanan doğal gaz akışının mevcut seviyelerde devam etmesi ve sıcaklıkların normalde seyretmesi AB'nin gaz talebini %13 azaltması gerektiğine eşit olarak gösteriliyor diyelim. Şirket bazına baktığımızda ise örneğin Shell 115 yılın en yüksek karını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte yükselen enerji fiyatlarıyla enerji fiyatlarından kar eden tarafta Shell oldu diyebiliriz. Şirket 2022'de karının 115 yıllık tarihinin rekoru olarak 39,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı güncel olarak diyelim. Buradan bir de rakamlara bakalım, haberler eşliğinde neler öne çıkıyor.
yorumlayalım. Pariteler tarafında dolar endeksi yükselişte 101.19 seviyesi var hafif bir yükselişle. Euro dolar tarafında ise yine hafif yüzdeli bir yukarı yön ve 1.09 gibi bir seviye şu anda karşımıza çıkıyor. Pound dolar karşısında düşüşte 1.23 güncel seviye, dolar yen 128.41'de %0.32'lik bir düşüş var. Dolar İsviçre frangı ise 0.90'da yine hafif yüzdeli aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Amerika ile devam edelim. Dow Jones negatif ayrışıyor. Gelen son veri de %0.27'lik bir düşüşle 34.092 puan seviyesi gözüküyor. Teknoloji tarafındaki yükselişi zaten konuşuyorduk. %1.57'lik artışta gelen son veride karşımıza çıkan 12.596.63 puan görüyoruz. S&P'ye döndüğümüzde ise son gelen seviye 4.154. Evet, Amerika'dan tahvil tarafına da bakacak olursak 30 yıllık getiriler yukarı yönlü %0.06'lık bir artış ve %3.55'lik bir seviye karşımıza çıkıyor. 2 yıllık getiriler %0.39'la düşüşte 4.08 var. 10 yıllıklara döndüğümüzde ise %3.39 gördüğümüz seviye, düşüşse %0.15'lik. Emtia'da altının onsu pozitif ayrışan şu anda %0.11'lik bir artış var. 1954 dolar gibi de bir fiyatlama. Petrol grubuna döndüğümüzde ise aşağı yönlü hareketler gördüğümüz. Brent petrol 82 dolarda %0.84'lük bir düşüşü var. Ham petrol tarafında ise varil başına 76 dolar 11 senti takip ediyoruz ve düşüş de %0.85'lik. Değerli izleyenler, başta da belirttik, ECB tarafında faiz kararını karşılıyor olacağız. İngiltere Merkez Bankası'ndan beklentilere paralel 50 bas puanlık bir artış geldi. Şimdi onunla koordineli Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir karar bekliyoruz değil mi sevgili evet. Murat? Bahis yaptık mı biz kendiler arasında? Yapmadık ama herhalde. Evet, yapmaya gerek yok değil mi? 50 bas puan yine bekleniyor. Çok sürpriz bir karar olmaması bekleniyor ama zaten Eda Merkez Bankalarının sürpriz yapmaması istedir. Yani çünkü piyasaları ne çok iyimser tarafta olmasını ister merkez bankaları ne de çok karamsar tarafta olmasını ister. Birazcık daha aslında duygulardan arındırmak gerekiyor piyasalar. Mümkün mü bilmiyorum ama nötrize etmeye çalışıyor. Çünkü burada eğer bir duygu beslediğin zaman bu sefer bir anlam yüklüyorsun piyasaya ve o piyasada o anlam yüklediğin zaman da o anlama karşı bir değer istiyorsun. Şimdi izleyeceğimiz de yani ne diyor Murat diye belki kafasında düşebilir ama şunu söyleyeyim. Yani yatırımcıyı bir beklentiye sokarsan yatırımcı o beklentiyi alır. Piyasa her zaman kazanır. Bizde de mesela Merkez Bankası bakıldığı zaman, merkezde olmadığı zaman da piyasa ne yapıyor? İstediğini bir şekilde alıyor. Türk lirasını satıyor. Doları alıyor ve Merkez Bankası'nı aslında bir faiz artışına zorluyor. Birikmiş bir faiz artışına. Şimdi FED tabii piyasaları çok rahatsız etmedi, bir karar verdi. Az önce sen de söylediğin gibi İngiltere Merkez Bankası da keza 50 bas puan faiz artırdı. Avrupa'da aynı şekilde 50 bas puan artırması bekliyor ve sürpriz yapmamasını bekliyor. Sürpriz ne zaman olabilir? Belirsizliğin çok olduğu ve volatilitenin çok fazla olduğu dönemlerde olur. Bu da genelde yılın ortalarından sonra oluşabilecek bir tablo. Çünkü birikmiş bir yıl hikayesi oluyor ve FED'in ne yapılacağı tam da kestiremediği zamanlarda piyasaları şaşırtabilir. Ya da piyasa çok iyimserse biraz ayağınızı denk alın diye FED bir anda karamsar mesaj verebilir. Ya da çok karamsarsa piyasa, FED piyasalara bir baba edasıyla, şefkatiyle ya bu kadar da karamsar olmayın, birazcık da iyimser olun deyip optimist çizgiye çekmeye çalışıyor. Peki Murat, dün 25 bas puanlık bir artış geldi. Orada da Powell konuşmasında Şahin tonu birazcık yumuşattı. Ve bu da olumlu bir seyre de sonrasında sebebiyet verdi aslında. Oradaki hani beklenmedik konuşmalar, yönlendirmeler olabiliyor dediğinde dünkü beklenen bir şey miydi sence? Çok
güzel söyledin. Çünkü burada piyasa şöyle bir noktaya geldi Eda. Yani 25 baz puanlık faiz artışını biz yaklaşık 2 aydır fiyatlıyoruz. Yani işte yılın sonunda Noel Baba gelecek mi gelmeyecek mi falan diye beklentileri konuşurken aslında piyasa bir taraftan da Ocak ayında FED toplantısı olmayacak. Ancak FED toplantısından sonra en azından Şubat'a doğru FED 25 baz puan faiz artıracak diye biz bunu dot plot'ta da noktasal tahminlerde de swap piyasasında da görmüştük. Piyasa sadece şu noktaya düşmüştü. FED tamam 25 yapsa biz bunu kabul ettik zaten. Fiyatlarımıza da yansıttık. Ama hadi FED bir şekilde köşeden dön diye FED'i böyle bir şımarık çocuk gibi hani en azından daha fazla yapmaması noktasında ikna etmeye çalışıyor. Bence FED teslim oldu gibi Eda. Yani dün Powell mesela şey dedi. Dedi ki yaptığı açıklamalarda daha yapacak çok işimiz var. Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda iyi bir performans gösteriyor. Ancak bu yıl faiz indirimi yapmanın uygun olmayacağını ifade etti. Bu tabii çok böyle bir beklentiye girmeyin. Ben bu yıl faiz indirimi yapmayacağım diyor ama sonuçta enflasyonda da zirveye yaklaştığımızı ve kontrol altına alındığı mesajını vermesi, piyasaların o zaman kardeşim sen bu enflasyonu kontrol altına almak için agresif faiz artışları yaptın. Bak kontrol altına almaya da yakınsın. Bir taraftan da IBM'i, Meta'sı, Google Alphabet'i işten çıkarıyor. Ya daha fazla yaparsan da bir resesyona sebebiyet vereceksin. Hadi pilavdan dönenin kaşığı kırılsın misali. Fed'i bir erken faiz indirimine zorluyor. Bence piyasa istediğini alacak. HSBC Management'tan da gelen açıklamalar, sinyaller de o yönde. 100 baz puanlık bir indirim bekliyor. Yapması daha iyi işaret mi? Enflasyonu kontrol altına almadan faiz indirmesi, piyasanın istediğini vermesi iyi işaret mi? Hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben zaten bu dolar sistemine katılmıyorum. Yani çünkü yani bir ülkenin doları üzerinden tüm dünyanın enflasyonu ve enflasyon ve resesyonunu ya da büyümesini yönetmek bence bir hayalperestten başka bir şey değil. Yani bir, çok hani baktığın zaman bir aslında şey gibi değil mi? Bir hayal kurarsın, bir fantazi yaparsın ve o fantazinin gerçeğe dönüşmüş hali gibi FED politikalar. Dolayısıyla hani özetle FED yolu erken bitirecek, faiz indirecek ama çok daha büyük balonlara sebebiyet verecek gibi. Meta'dan bahsettin işten çıkarmalardan. Bir yandan da 32,2 milyar dolarlık piyasa beklentilerini de geride bırakan bir kar açıklandı, bilanço açıklandı. Evet. Teknoloji tarafındaki bu ivmelenmeyi nasıl yorumlamak lazım? İşten çıkarmalarla birlikte diğer taraftan da ciddi bir ivme var bilançoda. Para da kazanıyorlar değil mi? Evet. Hem onu sormak isterim hem de yine Powell'ın konuşmalarından bir tırnak içinde ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylemiş kendisi. Buna katılır mısın? Burada altını doldurduğumuzda neler öne çıkar? O tarafı nasıl yorumlarsın? İki çok güzel soru çünkü bir tanesi teknoloji. Biz geçen sene Eda en çok neyi konuşmuştuk? Big Tech dediğimiz teknoloji firmalarındaki çöküşü. Neden çöktü? FED seri bir şekilde faiz arttırdı. Yani enflasyonu şuna benzetiyorum ben hep. Böyle karşıda böyle bir Jurassic Park gibi bir dinozor geliyor. Siz o dinozoru öldürmeniz gerekiyor. Enflasyon olduğunu farz edelim. Taş atarak öldüremezsiniz. Seri bir şekilde sıkmanız gerekiyor. Yani FED de seri faiz artışlarıyla o canavarı yok ediyor. Çünkü uzun vadede biliyor ki o dinozor bir şekilde yiyecek onu. Dolayısıyla hızlı seri faiz artışları aslında uzun vadede enflasyonun aşağı gelmesini sağlıyor. FED bunu yaparken faizler bir anda ne oldu? 4,5'lara kadar geldi 10 yıllıklar. Biz biliyoruz ki teknoloji firmalarının yatırımları çok büyük yatırımlar. Meta örneğin Meta oldu değil mi? Facebook şirketi işte Zuckerberg orada Meta'nın altında Metaverse'e yıllık işte 10 milyar dolardan fazla çeyreklik bazda yatırım yapıyor bu şirket. Yani aslında çok büyük maliyetler. Dolayısıyla bu maliyetlerin olduğu bir yerde faize hassasiyet inanılmaz yüksek. Çünkü borçlanma maliyetleri çok yüksek. Çok düşmüştü. Bu sene de alıyorlar. Hikaye bu. Yani çünkü FED'de faiz artışı zaten dinozoru vurmak için fazlasıyla kullandı o silahları. Charger'de de çok bir şey de kalmadı. 2 tane 50-25 baz puan yapacak. Zaten enflasyon da kontrol altına alındığına göre faiz haddi de aşağı geldiğine göre bu sene Big Tech şirketleri için olumlu olabilir. Şer koyuyorum çünkü olabilir diyorum ama ben açıkçası bu politikanın yani enflasyonu yenmeden bir faiz indirme ihtimalinin konuşulduğu, resesyonun da ve daha doğrusu savaşın nereye gideceğini bilmiyoruz Rusya-Ukrayna savaşının. Aynı zamanda Tayvan meselesi gibi çok majör bir konumuz var. Kuzey Kore gibi ki küresel bakış her zaman anlatıyorsun. Dünyanın sorunu çok fazla var. Dolayısıyla Fed'in ve diğer politikaların bu kadar erken zafer ilan etmesi gerektiği bence piyasaların 2008'den kalma bağımlılıkları. Yani biz piyasayı rehabilitasyona sokmamız gerekirken alkole karşı bağımlılıklarından dolayı maalesef
maalesef bu bağımlılığın gittikçe arttığını görmüş olduk. Dolayısıyla bol likidite ortamını isteme alışkanlığı piyasalarda bence çok daha büyük bir balon yaratacak. Nedir bu balon? Türkiye'de konut fiyatlarını görüyoruz Eda. Tüm dünyada ev fiyatları artıyor. Hisse fiyatları artıyor, telefon fiyatları artıyor, insanın yaşam maliyeti artıyor. Ben tek bir bekar olarak benim maliyetim 11 bin TL'ymiş, yoksulluk sınırım. Düşün yani tüm dünyada bu maliyetler artıyor. Dolayısıyla bu kadar çok maliyetin arttığı bir ortamda yeniden biz genişleyici para politikalarına dönersek çok daha büyük varlık fiyatlarının şişmesine sebep olacak gibi. Bu noktada bir İngiltere'ye de ayrı başlık atalım mı? O taraftan gelen kararla birlikte Brexit sonrasında da Avrupa Birliği versus İngiltere dediğimizde genel hatlarıyla güç kaybeden bir İngiltere söz konusuydu derken kararımız geldi. What a big surprise. Avrupa Merkez Bankası faizi beklediğimiz üzere 50 bas puanlık bir artışla arttırmış olduğu bu kararla politika faizi %2,50'den %3'e yükseldi. Diyelim evet. Ve İngiltere'yi de işin içine alarak belki ayrı bir başlıkta da yine dediğim gibi değerlendirerek çünkü Brexit sonrası değerlendirdiğimizde İngiltere özelinde belki daha büyük, daha majör bir güç kaybından bahsedebiliriz evet. Her anlamda. Ve koordineli bir şekilde Avrupa Merkez Bankası'ndan da gelen kararla birlikte, dinamiklerle birlikte Fed'le kıyasladığımızda daha yüksek bir faiz artışı, bu neden? Belki orayı da işin içine katarak. İngiltere ve Avrupa'nın değil mi? Evet. Evet. Ya geç kaldılar onlar Eda. Yani biliyorsun hani biz Fed'i bile çok eleştirdik. Yani pandemiyle birlikte ortaya çıktığı zaman ilk hemen piyasanın en bilindik alışkanlığı hadi hemen trilyonlarca dolar parasal genişleme yap. Tabii bunu insanlar şey diye düşünebilir. Ya bizim cebimize girmiyor. Gerçekten girmiyor. Fed'in en büyük istediği şey bankacılık sektörü tıkanmasın. Goldman Sachs'ı, JP Morgan'ı vesaire. Onların çünkü tıkanması demek Fed'in yapmak istediği likidite enjeksiyonu tıkayan ve örnek veriyorum işte çok yağlı besleniyorsunuz, kalp damarlarınız tıkanır ve kalbe giden şeyi tıkarsınız ve hasta maalesef hayata gider, veda eder. Fed işte bu tıkanıklıkları bankalar üzerinden sağlamaya çalışırken şöyle bir ironi oluyor. Yani reel sektöre girmeyen, senin benim cebime girmeyen suni büyümelerle politikalar devam ediyor. Şimdi Fed bunu hemen piyasanın istediğini verdi. Trilyonlarca dolar genişleme yaptı. Biden hükümeti ABD'li vatandaşlara binlerce dolar hediye çeki verdi. Bir taraftan Fed hemen kredi musluklarını arttırıp tabii ki enflasyonu dizginlemek için faiz arttırdı. Avrupa ve İngiltere ise biraz gözlemlemek istedi. Çünkü İngiltere çok zorlu bir dönemden geçiyor. Tıpkı dünyadaki paradigma değişimi gibi. Bir taraftan Brexit sonrası zaten sancılı bir süreç yaşıyor. İşte marulun ömrüyle yarıştırılan bir başbakan adayı vardı maalesef. Böyle yani bunların hepsi zaten siyasette o imajı ve enseyi kararttığını da gösteren bir tablo. İngiliz Merkez Bankası bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışırken hükümetin vergisel teşvik politikaları tabii ki İngiltere mali politikalarını bir anda çöp seviyesine getirmeye çalıştı. Yani paranın Eda dini imanı yok, onu söyleyeyim ben sana. Para İngiltere'de de sen kredibiliteyi düşürüyorsan, yanlış politika uyguluyorsan piyasa acımaz satar. Türkiye'de de oluyorsa satar. Yani bu piyasa bizimle inatlaşıyor. Piyasa işte bize böyle bakıyor gibi bir algı yanlış. Gördüğün gibi İngiltere'de bir anda satmaya başladılar. Dolayısıyla onlar birazcık geç kalmışlardı ve geç kalmışlığın vermiş olduğu faiz artışlarına birazcık daha ihtiyaç var. Bir de İngiltere'de enflasyon hala 41 yılın en yükseldiği %10'un üzerinde. Tek hanenin aşağısına gelmedi. Onu görmek istiyor. Orada da çünkü politika enflasyonu deflemesi 4 puan. Avrupa'da da 19 tane üye ülke var, 21 tane de Euro bölgesi vesaire derken yani Christine Lagarde'ın nereye bakacağını bilmiyordur herhalde kadıncağız ama onlar da biraz geç başladılar. Dolayısıyla orada da enflasyon nispeten yüksek ve işsizlik yüksek. Dolayısıyla onların bir iki toplantı daha 50 bas puan yapmasını bekleriz. Ama İngiltere'nin tek farkı, birincisi Londra Finans Merkezi sorgulanıyor, devam edecek mi, etmeyecek mi? İkincisi resesyon çok var ki sen İngiltere'ye son gittiğin zaman grevlere denk geldin değil mi? Evet, çağında da sıkıntı yaşadın. Hani çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var ve bu daha da ekonomi daha aşağı çekecek. Dolayısıyla İngiltere'de faiz artışlarına çok fazla dayanmayıp ilk pes eden banka olabilir indirerek yani bu sene. Ki dediğin gibi grevle ben de karşı karşıya kaldım. Şimdi son 10 yılın en büyük grevi şeklinde bir manşet verdik başta. Orada da bu çift haneli enflasyonun üstünde bir maaş talebi karşımıza çıkan farklı farklı sektörlerden. O yüzden İngiltere özelinde de bayağı yoğunlaşan grevler silsilesi var. Herhalde yakın zamanda gitmiyorsun İngiltere'ye. Yani bu çift bunun üzerine bir de Eda tekrar oraya gider. Yani bu aslında tüm dünyada farkında mısın Eda? Sosyal politikalar talep var. Bizde de banka
çalışanları örneğin grev yaptılar, siyah giymişler. Çünkü maaşlarına gelen zamdan şikayetçiler. Bizi de tabloya ekleyerek şeyi sorayım o zaman. Gelişmekte olan ülkelere hem bu kararların hem bu dinamiklerin etkisi şu anda nasıl sence? Ve nasıl politikalar beklenebilir gelişmekte olan ülkelerden? Bizi böyle alıyorum, uç tarafa koyuyorum, bambaşka bir yere koyuyorum. Yani hemen şunu izinle söylemek isterim. İzleyeceğimiz merak ediyordur. Dolar endeksi ne olacak peki? Bu dediğin şeylerin hepsinden sonuç olarak çıkardığımız nokta, dolar eski gücünde olmayacak. Küresel dolardan bahsediyoruz ama. Yani bu dolar endeksinden bizdeki doları bambaşka bir yere koyduk. Çünkü neden? Avrupa ve İngiltere biraz daha faiz arttıracak, fazla faiz arttıracak. Dolayısıyla dolar endeksi muhtemelen gevşeyerek 95-100 bandına kadar gelebilir. Türk lirası gibi paralar ne olacak diye soracak olursak, maalesef Türk lirası gibi paralar dolara karşı yine hani az sinyali verebilen ülkeler olacak. Çin gibi mesela yuan iyi gidiyor. Çünkü Çin yuanı iyi gitmesinin sebebi Çin büyüme rakamları yukarı yönde revize edildi. Ve sıfır Covid politikası terk ediliyor. Bir taraftan işte Singapur ve aynı zamanda Endonezya gibi ülkeler olumlu gidiyor vesaire. Emtia ihraç eden ülkeler. Ama Türk lirası, Türkiye'nin birincisi dolar rezerv açığı var. İkincisi cari açığın finansmanı. Ki bugün dış ticaret rakamları geldi. Çok kötü geldi. Biz liralaşma stratejisiyle neyi amaçlıyorduk? Dış ticaret fazlası verelim. Orada gelen dolar hemen kasaya koyalım Merkez Bankası'na, piyasada dolar bollu olsun. Zaten dolar talebi olduğu zaman da KKM ile baskılamış olalım. Böylece hem doları baskılayıp hem ihracatçı kazanıp hem de bir şekilde ekonomik döngü sağlayalım diye. Ama bunu atarken bu taşı kuşları ürküttüğümüz kuşa değmedi çünkü dış ticaret finansmanımız sıkıntıda. İkincisi Türkiye seçime dönüyor. Seçim sürecinde yani mevcut hükümet devam ederse ve mevcut politikaya devam ettirirse burada biz kendi dolar fiyatımızı yarattığımız bir mekanizma var. Bu çok sürdürülebilir değil. Dolayısıyla Türk lirasındaki değer kaybı devam edebilir. Mevcut hükümet devam edip ortodoks politikalara dönerse yani bir faiz artışına giderse Türk lirasının aşırı değerlendiği bir döneme girebiliriz. Avantajı olur. Mevcut hükümet kaybedip muhalefet gelirse ve normalleşme politikalarına dönerse bu da TL açısından avantaj. Yani Eda, Türk lirası için çok senaryo var. Önce bir seçim görmek lazım. Murat, teşekkür ediyorum. Kapsamlı güzel bir yayın oldu. Analizlerin için, katılımın için çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz burada değerli izleyenler. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.